Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda yine SolidWorks'te yeni bir parça çizimiyle sizlerleyim. Ekranda gördüğünüz teknik resmi verilmiş parçayı modelleyeceğiz birlikte. Bu tarz kesit görünümü verilmiş parçalarda zaman zaman zorlanabiliyoruz arkadaşlar. Esasına baktığınızda çok zor bir parça değil. Bir de bir nevi sanayi uygulamaları diye adlandırabileceğimiz bir parça. Örneğin bir motor kapağı diye isimlendirebileceğimiz bir parça. Çizime başlamadan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen sizler için faydalı olabiliyorsam videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani sizler sonuçta beğendikçe, yorum yaptıkça videolar daha öne çıkacak biliyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bakın SolidWorks'te ön düzlemli bir çizim başlatacağız arkadaşlar. Şu orta eksenden üstte kalan kısmı, tabi taralı olan kısımlardan bahsediyorum. Bakın şu kısımlardan bahsediyoruz. Burayı oluşturacağız arkadaşlar. Gerekli ölçülendirmeleri yapacağız. Bakın 3,5, 1,5, 7 ve çap ölçülendirmeleri de sağdan görünümde verilmiş. Bu eksen etrafında döndürme ile kat oluşturacağız ilk etapta. Şimdi SolidWorks'te yeni bir part dosyası açıyorum ve ön düzlemde çizim dedim. Buradan geliyorum, merkez çizgisini aldım. Orijinden şöyle yatay bir miktar uzatıyorum. Daha sonra orada gördüğüm profili şöyle basitçe oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle geldim, buradan kapattım ve orijinime tekrardan birleştirdim. Şimdi gerekli ölçülendirmeleri girelim. Bakın akıllı ölçülendirmemi aldım. Burası ne kadardı? 3 milimetre. Şu iki noktam arası 1,5 milimetre. Şurayı tuttum. 7 milimetre olarak girdim. PDF'ime geri dönüyorum. Bakın onun haricinde şurada içteki çapım 10 milimetre arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Katı modelde de bakın şuradaki çapımdan bahsediyorum. Peki kesit görünümde bu ölçümlerden bakın şu ekseni düşünecek olursak buradaki çap ölçülendirmem 10 milimetre arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle akıllı ölçülendirme ile geliyorum. Buradan buraya olan çap ölçülendirmem 10 milim diyorum ve bunu da onaylıyorum. Şimdi dikkat ederseniz zaten kesit görünümde vermediğim iki tane ölçü var. Bir en üstteki çapım, bir de buradaki çapım. Bunların ölçüleri de nerede verilmiş bakın. En dıştaki çapım buradaki sağdan görünümde, dolayısıyla en büyük çapım 93 milim. Buradaki çapım da 73 milimetre olarak verilmiş. Buradaki çap 80 de arkadaşlar. Katı modelde bu küçük dairelerin merkezinden geçen çap. Zaten ölçülendirmeleri görüyorsunuz. Akıllı ölçülendirme ile en üstten buraya geldim. 93 milimetre olarak veriyorum. Ve bakın bu noktamdan buraya da aynı şekilde 73 milimetre olarak veriyorum. Hemen onu bir daha kontrol ediyorum arkadaşlar. Aynen öyle, 93'e 73 milim. Tamamen siyah olduğuna göre skecim tam tanımlı halde. İzometrik olarak bakıyorum. Unsurlar döndürerek katı oluşturma. Geldim buradan onayladım arkadaşlar. Bakın geliyorum, düz beyazımı da açtım ve oluşturmuş oldum. Şimdi hemen devam edelim. Buradaki bakın feder unsurlarını oluşturacağım. Genişliğim 2 milimetre ve dikkat ederseniz şuradaki dairenin üst kısmına birleşmiş. Bunu da nasıl yapacağız? Bakın buradan kesit görünümü alıyorum ve bunu ilk önce onayladım. Daha sonra ön düzlemde çizimliyorum. Geldim karşıma aldım ve şunu da yapacağız arkadaşlar. Bakın objeleri dönüştürün altından kesişim eğrisi diyorum. Buradan geldim parçamı seçtim. Bakın bu kutu zaten algıladı. Geldim buradan onay verdim. Şöyle hepsini bir pencere içerisinde seçiyorum. Neden? Çünkü katılama işleminde kullanacağız bunları. Yardımcı olarak işaretle dedim. Geldim buradan onayladım. Yapmam gereken şu olacak. Bakın line komutunu aldım. Şu noktamdan şuraya geldim, birleştirdim. Şöyle izometrik olarak bakıyorum. Şimdi burada feder komutunu kullanacağımız için dikkat edin. Bakın hata verecektir. Dolayısıyla şu noktamdan içeriye doğru bir miktar girmek istiyorum. Ve tam tanımlı olması adına da bunu gelip 0,5 mm olarak ölçülendiriyorum arkadaşlar.
Daha sonra unsurlar feder komutuna geldim. Yönüm bakın bu şekilde içeriye doğru. Şöyle genişliğim de ne kadardı? 2 mm olarak bunu da ayarladım. Ve geldim buradan onay verdim. Şimdi kesit görünümden çıkıyorum. Bakın şöyle yakınlaşacak olursam üst kısma bir birleşme sağladık. Ve baktığım zaman etrafta 6 adet olduğunu görüyorum arkadaşlar federin. Dolayısıyla buradan dairesel çizim çoğaltma diyorum. Yön olarak geldim. Bu dairemi seçtim. Unsur olarak da model ağacından şöyle kutucuğu biraz çekiştirerek federi seçiyorum. 6 tane olacak şekilde geldim. Bunu da çoğaltmış oldum. Şimdi yapacağım işlem buradaki küçük deliklerimi oluşturmak. Çapına baktığımda 12 çarpı 3 demişiz. Etrafta 12 tane olacak şekilde 3 mm çapında. Peki küçük dairelerin merkezinden geçen dairenin çapı ne kadar demiştik? 80 mm. Bu yüzeye çizim diyorum ve geldim buradan dik baktım. Daire komutumla orijin merkezli şöyle bir tane daire oluşturuyorum. Akıllı ölçülendirme ile çapına geldim. 80 mm girdim. Bu dairemi tutuyorum. Diyorum ki seninle işim yok. Dolayısıyla yardımcı geometri ol. Yine daire komutuyla bakın dikeyi de şöyle yakaladık. Buraya bir daire oluşturdum. Bu dairenin çapına da 3 mm giriyorum. Daha sonra dairesel çizim çoğaltma diyorum. Parametreler kısmına bu küçük dairemi gösterdim. Noktayı otomatik olarak algıladı. Etrafta 12 tane enter dediğimde ön izlemeyi de gördüm. Geldim buradan onayladım. Şimdi tam tanımlı olmamasının sebebi bakın şöyle tutup çekiştirdiğimde şu noktanın orijinime çakışık olmasını istiyorum dedim. Ve skecimi tam tanımlı hale getirmiş oldum. İzometrik olarak bakıyorum. Bakın unsurlar ekstrüzyonla kes dedim. Kör değil bir sonrakine kadar gel buradan onayla diyorum. Şöyle parçamın çizimini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar olayımız veya dersimiz sadece çizim odaklı olmasını istiyorum. Şimdi bu parçamın bir motor gövdesine montaj olacağını düşünecek olursam şimdi şu dış çaptan da tabii ki içeriye montaj olabilir. Mesela gövdenin fatura olduğunu düşünürsek örnek veriyorum silindirik şu şekilde bir gövde düşünün. Tabii önden görünüşünü çiziyorum. Ve sağdan baktığımda da örneğin 2 milimlik fatura var ve tabii 2 milimlik derken şöyle söyleyelim. Bakın ölçüm kısmıyla şurası ne kadarsa daha doğrusu 3 milimetrelik faturam var diyelim. Bu kısım oraya oturabilir. Bir de nasıl olabilir? Bakın şu anki yapacağım işlem ekstra bir işlem. Bu yüzeye çizim diyorum. Şöyle karşıma aldım. Daire komutuyla şöyle bir tane daire oluşturuyorum. Bu dairenin çapına da 72 mm diyorum arkadaşlar. İzometrik olarak bakıyorum. Unsurlar ekstrüzyonla katı. Bu yönde 1,5 mm katıla diyorum bunu da. Veyahut da nasıl olabilir? Bu içerideki çapım motorun gövdesine oturabilir. Bunu da söylemiş olayım. Bu şu anki yaptığım son işlem ekstradan bir işlem arkadaşlar. Daha iyi anlamanız adına. Yani teknik resimde böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle malzeme kısmından da buna bir malzeme atamak istiyorum. Çelik. Buradan tavlı paslanmaz çeliği atacağım arkadaşlar. 201. Uygula kapat diyorum. Ve hesapla kısmından sizler de gelip yine parçayı doğru yanlış nasıl modellemeniz adına kontrolünü buradan yapabilirsiniz. 173,8 gram olarak bunu da hesaplamış olduk. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.